D vitamini eksikliği oldukça fazla görülüyor ve D vitamini de dışarıdan almak zorundayız. Fakat bir de D vitamini ve K vitamininin beraber satıldığı bir takım preparatlar var. K vitamini demek koagülasyon pıhtılaşma demek. Pıhtılaşma faktörlerinden 4 tanesi direkt olarak K vitamini ile ilgili. Kanaması olan hastalara, yeni doğanlara, açık kalp ameliyatından sonra kanama sorunu yaşayanlara pıhtılaşma olsun ve kanama dursun diye K vitamini veriyoruz. Yani K vitamini demek kanın pıhtılaşması demek. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var, değil mi? Bize diyorlar ki D vitamini emilimini kolaylaştırdığı için K vitamini alalım. Hatta atılımını da azalttığından dolayı D vitamininin etkisini arttırdığı söylenir. Ama maalesef bu konuda herhangi bir elimizde hiçbir bilgi yok. Sadece çok yüksek doz ve uzun süre D vitaminini kullananlarda, kadınlarda, osteoporozi olanlarda, yumuşak dokularda kalsifikasyonu engellemek için K vitamini kullanılıyor. Bu da ender. Yani yumuşak dokularda kireçlenme yapıyor. Dolayısıyla elimizde ikisinin beraber kullanılmasına dair herhangi bir veri bulunmuyor. Fakat buna karşın piyasada D ve K vitamininin beraber satıldığını görüyoruz. Yani şapkadan tavşan çıkartma durumu söz konusu. Dolayısıyla bizim böyle bir şey kullanmamızı gerektirecek bir veri yok. O yüzden D vitamini, K vitamini olmadan gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de önemli bir nokta var şu, eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız, kan sulandırıcı ilaç demek kanı sulandırıyor. Bir de üstüne üstlük K vitamini alırsanız o zaman kanı pıhtılaştırıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bizim vitamin K1 diye bilinen fitodoinon maddesini almamıza gerek yok. Düzgün sebze tüketiyorsanız zaten yeterli K vitamini alıyorsunuz. Teşekkürler.